Merhaba Yaban TV izleyicileri, tekrar bir aradayız. Şimdi yarışma ile ilgili son durumu aktarıyorum sizlere. Makaralı Yay yarı final atışlarından sonra madalya atışlarımız olacak ve bronz madalyada atış yapacak olan sporcularla başlamak istiyorum. Makaralı Yay bayanlarda bronz madalya atışı yapacak olan sporcularımız Şevval Özer ve Alçin Ateş Alp, Marmara ve Yaban Akademi sporcuları. Altın madalya atışı yapacak olan ise Begüm Topkarcı ve Beyhan Şahin, Demka ve Okçular Vakfı Spor Kulübü'nden. Makaralı Yay erkeklerde ise bronz madalya atacak olan isimler Alihan Sertel ve Naci Yener, Yaban Akademi ve Okçular Vakfı sporcuları. Altın madalya atacak olanlar ise Eralp Yavuz, Evren Çağıran, Marmara ve Demka sporcuları. Şu anda klasik yaylar yarı final atışlarına devam ediyor içeride. Deneme serileri bitti ve yarışma olarak başladı atışlarımız. Ve yanımda Hasan hocamız var. Hasan hocamızla biraz önce konuşamadık. Naci abimize yardım ediyordu. Evet. Hasan hocam, sizi tanıyalım. Sonra Naci Bey'den bahsederiz biraz. Şimdi söyledim, insanlar kimdir diye görmüşlerdir ama merak etmesinler. Evet. Ben Hasan Öz, Okçular Vakfı Spor Kulübü'nde sportif direktörlük yapıyorum. 2013 yılından bu yana, yani Okçular Vakfı açıldığından bu yana orada çalışmaktayım. İsterseniz Okçular Vakfı'ndan biraz bahsedeyim. Tabii ki. Okçular Vakfı Türkiye'de ve dünyada tesis anlamında yapılanmış en büyük okçuluk tesisi. Tarihinden de isterseniz bahsedebiliriz. Tabii, oraya gidersek biraz... olsun, yine de tanıtımlarda söylediğim en can alıcı kısım diyebilirim. Tabii, bazı can alıcı noktaları söyleyeyim. Aynen. Hediye edilmiş okçulara neresi diye tahmin edildiğinde herkesin aklına geliyor aslında. Tabii. Ok meydanı. Aynı yerde ve aynı tarihi canlandırma adına bir proje olarak yapıldı. Evet. Çok net hatırlıyorum o dönemi. Hı. Projeler çizildi, beğenilmedi. Tekrar o tarihi günlere gidildi bayağı. Çok araştırma oldu. O yüzden oraya es geçmeyelim hocam. Evet, evet. Okçular Vakfı'nın tarihi esasında şöyle başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetmeden önce ordusuyla böyle bir geniş düzlükle bir cuma namazı kılıyor. Son cuma namazını fethetmeden önce. Ondan sonra fetih muhasar olduktan sonra bu namaz kıldığı bölgeyi okçulara tahsis ediyor. Diyor ki, bir ferman yayınlıyor. Bu alanda hayvan otlatılmasın, kuş uçurtulmasın ve okçulara tahsis olsun. Böylece okçular tekkesi kuruluyor. 1480 yılında 2. Beyazıt'la beraber de bir yapı inşa ediliyor oraya. Mescidiyle beraber Fatih Sultan Mehmet'in tam namaz kıldığı yere bir açık hava mescidi inşa ediyorlar. O zamandan bu yana Osmanlı'da tabii çok okçular tekkesi vardı ama bu çok ok meydanı vardı. Merkez olarak. Bu en iyisi buydu. Yani nasıl? Bir Avrupa okçusu 500 metre en fazla ok atabilirdi. Okçular tekkesine adım atabilmeniz için 460 metrenin altında atmamanız gerekiyordu. O yüzden yani ok meydanlarının en iyisi diyebiliriz. Ve şöyle bir anekdot. Okçular Vakfı Spor Kulübü tarihin kurulmuş ilk spor kulübü. Hala ayakta şu anda. Fermanda da sabit oluyor. Yani nasıl diyorsunuz, şu futbol takımı 1403, 1903. Böyle. Ne kadar ara verilse de başlangıcından itibaren devamı da gelmiş tabii, oluyor. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında da açıktı. Ondan sonra bir fetret dönemi oluyor. 2013'te tekrardan aslına uygun şekilde. Zaten o alan bayağı bizim dışımızda gelişmişti. Tarihi bir olmuştu ama tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ciddi çalışmalarıyla orası yeniden inşa edildi. Evet, yani halka kazandırıldı. Aynen, ok meydanına kazandırıldı. Gerçekten çok iyi bir yerde tesisimiz. Evet. Ve birazcık Fetih Kupası'ndan belki bahsedebiliriz. Tabii. O da çünkü gelenekselleşti. Çok güzel bir program. Ben bir şey merak ediyorum. Tabii. Onu sormak istedim. Şu an kaç sporcumuz var Hasan Hocam Okçular Vakfı'nın bünyesinde? Açıldığından bu yana yaklaşık 40 bin kadar kişiye ok attırmışız ve öğretmişiz. Şu anda yaklaşık 200 takım sporcumuz var. Yani yarışmalara aktif olarak gidip gelenler. Bu sayıyı inşallah sene sonunda 350'lere çıkarmayı planlıyoruz. Normal işte hobi amaçlı gelip ok atanlar da 150-250 arasında sezonluk olarak değişmekte. Yani 500 sporcuya şu anda hizmet veriyor. Hasan Hocam, kısacık ara vereceğim.
yarışmamızın hakemi Duygu hocama, evet, hemen alayım Duygu çünkü hocam. Ara verdik. Kendisini tanıtmak istiyoruz. Duygu hocam, kısacık kendini tanıtırsan senin de duygularını öğrenelim bugünkü yarışmayla ilgili. Evet. Sonra yarışmaya kaldığımız yerden devam edelim. Tamam, çok da hocam, bekletmeyelim. Hemen çok kısa vaktim var. İstanbul bölge hakemiyim. 3 yıldır hakemlik yapıyorum. Okçu hakemliği yapıyorum. Fırsat buldukça yarışmalara katılabiliyoruz. Görevlendirme yazılıyor size. Görevlendirme belki geldiği merak sürece. Merak edenler olur. Bizim çünkü evet, velilerimiz özellikle öğretmen olanlar bu işe çok gönüllüler. Hı-hı. Ve yazı yazmışlar hani hakem olmak için. Belki siz de hani böyle düşünenler varsa birazcık orayı bahsedebilirsiniz. Şöyle ki Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun açacağı eğitimlerle buna katılım sağlayabilirler. Katılım sonucunda zaten gerekli sınavlara tabi tutuluyorsunuz. Ve sırayla önce aday hakem, sonra bölge hakemi şeklinde milli hakemliğe, uluslararası hakemliğe kadar İnşallah. Gidiyoruz. İnşallah bizim için de nasip olur. Mesleğiniz tabii sizin de yorucu. Evet. O yüzden hani belki bilgilendirmek isterseniz, sonuçta tabii ki kimse direkt hakem olarak mesleğini edinmiyor. Evet. Ama kendi işinizin dışında bunu hobi olarak yine gönül vererek devam ediyorsunuz. Kesinlikle öyle. 2013 yılında tanıştım. İyi ki tanışmışım diyorum. Biraz evet çaba sarf etmemiz gerekiyor katılmak için. Ama keyifli, fırsat buldukça keyif alıyoruz. Bugünkü yarışmamız da Samsun'daki Salon Okçuluk Kupası'na mini bir hazırlık oldu. Bizim için de, sporcular için de. O yüzden gayet keyifli. Organizasyon gayet iyi gidiyor. Şu an ben çok iyi, evet. Tamam, Duygu hocam çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için de. Tamam, hoş yarışmaya devam edelim. Teşekkürler. Edebiliriz. Buyurun Hasan hocam. Hasan hocam çok özür dileriz ama yarışmayı bekletmeyelim dedik. Duygu hocayı aldık. Evet. En son katılımcı sayılarından bahsediyorduk. Hedeflerimizi söyledik. Evet. Şimdi Fethi Kupası'ndan sormuştunuz. Evet. Bu her sene düzenlediğimiz uluslararası bir okçuluk organizasyonu. Pek çok uluslararası organizasyondan bir farkı var. Bunda geleneksel okçuluk ve modern okçuluğu aynı anda yarıştırıyoruz. Yani geleneksel kıyafetleriyle Osmanlı veya Avrupa veya Japon farklı kültürlerin yaylarıyla, oklarıyla yarışan sporcularla beraber bir de dünyanın en iyi sporcularını davet ediyoruz oraya. Yaklaşık 300 sporcu kadar katılım oluyor. Geçen sene sanırım 26 ülke vardı. Bu civarda da bir katılım oluyor. Kesinlikle çok güzel bir organizasyon. İlk başladığında biz hani İstanbul olarak başlamıştık ve bu artık hani Türkiye'deki en iyi, yurt dışındaki en iyi diye gidiyor ve gerçekten çok güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu hem ülkemizi tanıtmak adına hem de bizim okçuluğa ne kadar önem verdiğimizi göstermek adına, çünkü gerçekten tesis olarak da çok örnek teşkil ediyor. Emsali yok şu an Türkiye'de. Bizim Antalya'da Türkiye Okçuluk Federasyonu sahası var ve bizim en geniş alanımız orası zaten. Orada hani uluslararası yarışmaları yapabiliyoruz ama Fethi Kupası da bence hani ikinci sırada yer almasına rağmen çok güzel bir organizasyon. Çok ciddi çalışmalar var onunla ilgili de. Evet, bu bence dünyanın bir kazanımı, sadece Türkiye'nin değil. Çünkü kesinlikle, yani okçuluk adına her kültürde okçuluk bir şekilde içinde bulunmuş. Ama tarihi olarak pek bir mekan kalmamış. Okçular tekkesinin dışında. O yüzden bence bu bütün dünya okçular için güzel bir kazanım. Bahsediyorsunuz. Ben merak ettim. Fethi Kupası ne zaman, hangi tarihte, nerede yapılıyor? Söylediniz mi? Ben mi kaçırdım? Belki bizi izleyen izleyicilerimiz şu an için merak ediyordur. Gelip izlemek isteyenler ne yapabilirler? Nerede yapılıyor? Hangi tarihte? Kaç gün sürüyor? Onun da bilgisini verilmesi aslında buradan. Belki merak eden izleyicilerimiz vardır. Çünkü öyle güzel anlatıyorsunuz ki bütün dünyadan katılım sağlanıyor. Evet. Gerçekten de kategorisinde en iyi yarışmacıların yer alacağı bir organizasyon ve etkinlik olacak. Nerede bu Fethi Kupası? Hangi tarihte? Ne kadar sürüyor? Bir ondan bahsedelim. Evet. Fethi Kupası adından da anlaşılacağı gibi İstanbul'un fethi olan 29 Mayıs tarihinde finallere atılıyor. Yani 27, 28 ve 29 Mayıs tarihlerinde Okçular Vakfı Spor Kulübü tesislerinde bu güzel yarışmayı izleyebilirsiniz. Evet. Pek çok alanda var yani. Menzil okçuluğu, puta okçuluğu, sonra modern okçuluk, hedef okçuluğu. Hepsini dediği gibi Hasan Hoca'nın hani bir bütün olarak yansıtıyorlar ve tarihi gerçekten hani o günü canlandırdığı için de bizim için özel. Bu sene bizim fuara denk geldi Tolga Bey. O yüzden doğru, sizin gözünüzden kaçmış olabilir. Şimdiden ajandalarımıza not etmek gerekir esasında bu organizasyonu. Orada gerçekten çok iyi olacak bizim için de. Peki bilmiyorum vaktimiz var mı, reji bir şey söyleyecek mi? Nasıl vaktimiz gidiyor? Var. Kulübümüz, yani sporcularımız nasıl yarışıyor şu an için? Sizin gözünüzden nasıllar, iyiler mi, değiller mi? Beklediğinizin üstünde mi yoksa basat mı gidiyor?
Şimdi sporcularımızdan bahsedelim. Şimdi Naci Yeniler var. O engellilerde olimpiyatlarda 5. oldu bu sene. Maalesef altın madalyayı kaçırdı. Hakikaten iyi bir sporcuydu. Onunla katılım gösterdik. Sonra genç sporcularımız var. Milli takımın eşiğinde sporcular var. Milli takıma girenler de var. Evet, milli takıma girenler, gelenler. Yani üst düzeyde sporcularımızla bu yarışmaya katıldık. Şimdi bakalım yarışıyorlar. Naci Bey sanırım bronz madalya atışı atacak. Şimdi evet. Enes ve Sena yarışıyor. Beyhan da altın madalya atışı atacak. Hepsine başarılar diliyorum. Gerçi listeye baktığımda hepsi çok iyi sporcular. Kim kazandı fark etmez. Hepsi zaten milli takım potasında sporcular. Bugün konuk olduğumuz, evlerine konuk olduğumuz isimleri biz hani okçuluğun daha püf noktalarını bunu hani canlı canlı yansıtmak adına bu şekilde tercihimizi kullanmıştık. Siz de hani kabul edip davetimizi geldiğiniz için de teşekkür ederiz Hasan Hocam. Çünkü kulüp olarak burada olmak gerçekten bizim için de önemli. Hem çocuklar gerçekten yarışmacılarımız yarışma öncesi yine bu heyecanı yaşıyor. Şimdi biraz önce mesela Beyhan Hanım'a sordum hani nasıl gitti diye. Yani böyle gereksiz bir heyecanım vardı diyor. Yapmadığım hareketleri yaptım diyor. Yani herkes aynı şeyin farkında. Biz Türkiye şampiyonalarında bunu sadece test edebiliyorduk. Ama işte bu aradaki yarışmalar ne kadar çok olursa bunları ayak ayak yapabilirsek aslında daha çok başarılı olacağımızı evet. Ve doğal olarak Türkiye şampiyonları milli takım seçmelerinde bunu daha üste çıkarabileceğimize inanıyorum ben. Bu doğrultuda bu yarışmaya gerçekten hani özen gösterdik. Devamını da bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten de organize ettiğiniz yarışma bize ilaç gibi geldi. Teşekkür ediyorum. Tamam. Başarılarınızı devam diliyoruz hem kulüp sporcularımızın hem de bütün okçuluk sporuna gönül veren kulüplerimize biz de buradan başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz tekrar. Hepsi katılım sağlıkları için. Tolga Bey siz kalın. Hasan Hocam'ın yarışmaları var. Onu yarışmacıları olduğu için uğurlayayım. Sporcuların yanına uğrayalım. Aynen sporcuların yanına uğrayalım. Teşekkür ederiz Hasan Hocam. Tolga Bey kalsın biz birazcık Yaban Akademi'den bahsedelim. Çok hızlı geçtiniz demişler Yaban Akademi'yi, branşları. Ya esasında anlatmak gerekirse Eda Hoca yani tek tek saymaya çalışırsak sevgili izleyiciler bayağı bir zaman alır. Olabildiğince ana hatlarıyla anlatmaya çalıştık esasında. Belki bizler de burada biraz da sizlerle iç içe olduğumuzdan dolayı okçuluğa daha fazla biraz gönül veriyoruz. Belki biraz bir taraf gibi durduk burada. Ama izleyicilerimizin biraz daha bahsetmek gerekirse balıkçılık etkinliğimiz de var. Tabii ki nene amatör balıkçılığı da öğretiyoruz burada. Bizim Uğur Temiz hocamız hafta sonları buradan balıkçılık, amatör balıkçılığı öğrenmek isteyen bu işe gönül verenlerle beraber buradan Sarıyer'de bir bizim buradan biraz detaylı anlatıyorum o zaman yok, madem merak edin. Yok anlatamadım ben hatta soracaktım hani bildiğim için yardımcı olmak adına tatlı su ve tuzlu su balık diye ayrılıyormuş hatta. Tabii ki hani onların da var. Şimdi bizim yakınımızda olan Uğur arkadaşımız da bugün burada zaten o da mağazada görevli çalışan arkadaşlarımızdan ayrıca da akademide de Yaban Akademi'de bizim balıkçılık departmanımızın balıkçılık bölümümüzün eğitmenlerinden kendisi de. Kendisi bizim burada normal tuzlu su eğitimlerini veriyor. Kimi zaman da keza aynı şekilde düzenlenen tatlı su etkinliklerinde derneklerini de düzenlemiş oldu. Çünkü biz bir fiil yaban olarak STK'ların da düzenlemiş olduğu bu derneklerin olabildiğince etkinliklerine katılıyoruz. Hem Yaban TV olarak hem Yaban Akademi yani bütün Yaban grubun bünyesinde bulunan bütün markalarımızla bu STK'ları bizler de kimi zaman yayın olarak destek veriyoruz. Kimi zaman Yaban markasıyla sponsor olmaya çalışıyoruz onları ki bunların sürdürülebilirliğini sağlayalım. Yani burada esasında önemli olan sürdürülebilirliği devam ettirmek. Evet ve biz aslında Yaban TV olarak da akademi olarak da hem doğaya sahip çıkıp kesinlikle. Bunun sürdürülebilirliği hem de destekleri getirme aşamasındayız. Evet hani okçuluk bugün konumuz belki ama diğer branşlar gerçekten çok önemli ve biz bunlarla ilgili hani çok ciddi çok çalışmalar doğru. Yani, yaptığımıza eminim. Balıkçılık eğitimlerinde biz özellikle bizim kendi programlarımızda da olsun yani Boğaz'ın Oltacıları programımızda olsun. Kez aynı şekilde Ercan Kara'nın Almanya'daki bizim programcımız Ercan Kara'nın yapmış olduğu sportif balıkçılık avında da biz her zaman etik avcılığı burada vurgulamaya çalışıyoruz. Gelecek nesillere bunun sürdürülebilirliğini sağlamamız gerektiğini özellikle vurguluyoruz. Çünkü nedir? Lüferde diyoruz ki belli bir santim var. Lütfen bunun altına tutulan balıkları salalım. Ve bütün programlarımızda da biz bunu özellikle vurgulamaya çalışıyoruz. Çünkü gelecek nesilden bu sefer sizin bilinçsizce ne yapmış olduğunuz bir balık avından dolayı ya da kez aynı şekilde kara avcılığından dolayı bundan faydalanamayacaklar. Esasında kendi bizim arkamızdan gelen neslimizin bunun önüne geçmiş oluyoruz. Biz sadece bencilce davranarak
Bunu yapmış oluyoruz. Bunu yapmamak lazım kesinlikle. Bu akademide de bunların eğitimlerini önemli değiniyoruz kesinlikle Doğa Hocam. Peki Tolga Bey, ofisten çık bir sloganımız vardı. Belki onunla ilgili bilgi verirsiniz. Duyduğum kadarıyla Sapanca'da bir etkinlik varmış hatta. Evet, Sapanca'da da etkinliğimiz var. Ofisten çıkın esasında çıkış noktası maalesef hem bizim beyaz yakalılar hem de mavi yakalılar dediğimiz kesim sürekli bir monoton yaşam sürüyoruz esasında sevgili izleyiciler. Bizim de amacımız Yaban Akademi olarak ofisten çık sloganıyla hem yönetim kurulu başkanımız Melih Meriç ve keza aynı şekilde Zafer Türkoğlu Bey'in de çıkış projesinin kaynakları kendileri olduğu için buradan da esasında teşekkür etmek de gerekir. Kesinlikle. Kendileri ve ekibimize de herkese de. Öncü oldukları için bu konuda. Aynı şekilde. Doğaya çıkmak gerekiyor sevgili izleyiciler. Hakikaten yani maalesef işten AVM'ye, AVM'den işe eve böyle bir döngü içinde, kısır içinde kalıyoruz maalesef. Bunu aşmak için de bize dedi ki ofisten çık sloganıyla bizler de Yaban Akademi olarak sizleri doğaya tanıştırmaya, doğaya çıkmaya teşvik etmeye çalışıyoruz. Sapanca dedi ne de hocam? Sapanca'da en yakın etkinliğimiz o diye dedi. Evet, çünkü bundan önce yapılanları da hatırlıyorum. Doğru. Kaynaşlı'da yapılmıştı, Bolu'da yapılmıştı. Buralarda bizim yaptığımız etkinliklerde, kiminde babaoğul kampçılık etkinlikleri veriyoruz. Evet. Yani ailecek de esasında bir şeyleri doğada beraber paylaşmanız ve deneyimlemeleri için de böyle bir fırsat sunuyoruz esasında. Aynı şekilde buralara gidildiğinde balıkçılık deneyimleri oluyor. Sapanca'da olduğunda tatlı su biraz önce bahsetmiştiniz. Evet. Tatlı su balıkçılığı ile ilgili bir deneyim yaşatabiliyoruz. Oryantilik eğitimlerimiz oluyor. Bunu buralarda esasında hep derler ya yok yok diyebileceğiniz şeyler esasında var. Sadece en başta bu ilk bölümde bu bilgiyi vermiştik ya. Bu kadar güzel anlatıyorsunuz da peki unuttuk diyorsunuz. Ne yapmamız gerekir? Tekrar ben hatırlatayım. Bize nasıl ulaşabilirler? Bizim Yaban Akademi ekibimize nasıl iletişime geçebilirler? Yapılması gereken sevgili izleyiciler 212-351-9696 numaramızdan Yaban Akademi merkezimizi arayıp bizim burada bulunan ekip arkadaşlarımız Gökalp Saklı ve Fatma arkadaşımızdan bu bilgileri alabilirler. Keza aynı şekilde okçulukta bulunan Eda hocamız, Rabia hocamız da size buradaki okçuluk eğitimleriyle ilgili bilgi verebilirler. Bunlarla ilgili daha detaylı bilgiye de telefonla ulaşmadan nasıl bakarım diyorsunuz? info@yabanakademi.com'a mail atabilirsiniz. yabanakademi.com sayfamızda sürekli güncel bir sayfamızdır. Neler paylaşıyoruz, hangi etkinliğimiz var? Keza aynı şekilde Facebook sayfamızdan da bizim bunları takip edebilirsiniz. Bir fiili deneyimleyebilirsiniz. Buraya gelip ya ben merak ediyorum Eda Hoca, Rabia Hoca nedir bu okçuluk? Biraz bahsedin dediğinizde esasında. Her zaman kapımız açık. Sizler burada bunların bilgisini veriyorsunuz. Bilfil biz de burada bunlara şahit oluruz. Çocuklarımız için de bir tırmanma duvarı biraz önce siz söylediniz ben onu sadece aslında ufak değil onu da hani söyleyelim. Evet. Alandan dolayı doğru, bir ufak doğru duvar tarzı var. 7'den 77 diye sevgili Gökalp yazmıştı onu doğru söylüyorsunuz. Çünkü dışarıda kaya tırmanışı ya da diğer eğitimler için de burası bir başlangıç eğitimi. Çünkü doğru. Biz teorik eğitimlerin hepsinin daha güvenli olması için kapalı alanlarda başlıyoruz. Daha küçük anekdotlarla. Sonrasında tabii ki bunları dışarıda daha uygulamalı alana getiriyoruz. Bu aslında balıkçılık için de öyle, ofrat için de öyle, okçuluk için de öyle. Doğru. Bütün eğitimlerde buna istinaden esas oluyoruz. İletişim bilgilerini söylediniz. Sosyal medyayı hatırlatmak istiyorum. Tabii Tolga ki Bey. Sosyal medyada buyurun siz söyleyin arzu edersiniz. yabanakademi.com bütün hesaplarımız Facebook, Instagram, buradan Twitter, buradan hepsine ulaşabilirsiniz. Sosyal medyayı takip ettiklerinde hızlı olması için söyleyeceğim. Sosyal medyayı takip ettiklerinde bizim etkinliklerden anında haberleri olabilir. Biz tabii ki buraya geldiklerinde form dolduruyoruz. Haberdar olmaları için eğer bilgi almak isterlerse de bizi tabii ki geri dönüşümüzü sağlıyoruz. Kesinlikle. Ama yabanakademi.com hesaplarımızdan bize daha hızlı ulaşabilir ve oradaki etkinlikleri daha hızlı takip edebilirler. Kesinlikle. Bu da bizim için belki de bir başlangıç. Daha doğrusu da evden çıkarmak için de izleyicilerimizi bu da bir başlangıç ya, olur. Ben inanıyorum ki Eda Hocam bir kere deneyimlediklerinde ya biz niye bunu daha önce yapmadık diyeceklerinden ben eminim gerçekten. Üşenmeyin sevgili izleyiciler gerçekten bir kere bizleri arayın gelin ve deneyimleyin. Diyeceksiniz ki hakikaten doğru söylüyormuşsunuz biz neden daha önce bunu yapmadık?
Kesinlikle. Hatta şimdi belki denk gelmiştir, izliyordur Ali Ayanlar öğrencimiz. Kendisi 80 küsür yaşında. Hep içindeymiş. Okçuluk yapacağım diye. Ve il dışında yaşıyor kendisi. Buraya geldiğinde işte malzemeler aldı. Ben hani kendim yapabilir miyim diye. Kendine çok güzel bir parkur oluşturmuş bahçesinde. Çok güzel. Ve orada atış yapıyordu. Burada işte temel eğitime başladık. O bana videolarla tamamladı bu iş idareyi diyeyim hani. Doğru. Devamını. Ve bu şekilde biz hani ne kadar mesafe uzak olursa olsun bir şekilde bunu gerçekleştirebildik. Dediğimiz gibi izleyenler varsa hani bu bize hani belki de bir ön ayak olmuş olur. Kesinlikle bu yayını izleyenleri hatta şu an bile arayabilirsiniz. Şu an arkada bir hareket görüyorsunuz zaten sevgili izleyiciler. Şöyle biraz çekileyim müsaadenizle. Telefon numaramızı da hatırlatalım. Tabii, o zaman. 0212 351 96 96 numaramızdan bizi ararsanız şu an için ya içeride okçuluk yarışmasını izliyoruz. Nedir? Ne yapıyorsunuz diye merak edenler arayıp hemen bilgi alabilirler. Yakınsanız bu civarda oturuyorsanız üşenmeyin, kalkın gelin. Bir yorgunluk kahvemizi ikram edelim sizlere. Şu an oklarını topluyor sporcularımız. Evet, içeride. Eleme turu devam ediyor yarı finalde. Ve biraz sonra sonuçlanacak. Tolga Bey'e de buradayken ben yine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sonuçta TV'de biz hep diyoruz bir eksikliğimiz var, gözükmüyoruz, haberleri yok. Bize böyle bir fırsat verdikleri için gerçekten teşekkür ediyorum. Her zaman, çünkü gerçekten yapılan işi gördüğümüz zaman biz de burada bu kalabalığı, heyecanı, sizlerin heyecanını gördüğünüzde biz de mutlu oluyoruz. Eminim ki izleyiciler de bunu gördüğünde ya farklı bir şey var burada hakikaten. Burayı açtığında ben kafamı dinlendiriyorum, rahat. Gerçekten burada farklı öğrenebileceğim bir şey var dediklerinden eminim. O yüzden gerçekten bunlara ön ayak olduğun için sizlere ben ayrıca teşekkür etmek isterim. Tolga Bey, çok teşekkür ederiz biz de. Ben içeriği merak ediyorum. İçeriye hemen bir göz atacağım sizleri çok yormadan. Evet, klasik yaylarda eleme turları set usulüyle gerçekleşiyor. Bu yüzden yarışma hemen bitmeyebiliyor. Makaralı yaylarda serbest, sabit 5 seri atılıyor ve aynı anda bitiyor hepsi, ama klasik yaylarda beraber olan setlerde, beraber toplanan puanlarda bu set uzadığı anlamına geliyor ve 5 seriye kadar uzuyor. O yüzden şu an atışlar devam ediyor. Hemen bakıyorum, setleri uzayan Marmara Okçuluk Sporcusu ve Okçular Vakfı Sporcusu'nda 5 numaralı hedefte atıyorlar. Ve kızlarda Yağmur Sevindik atıyor gördüğüm kadarıyla. Evet, yarışma yarı final atışları bizim madalya öncesi bir hazırlıktır. Sabah attıkları sıralama turu sadece sıralamayı görebilmek adınadır. Bunun hiçbir madalya kısmında yaptırımı yoktur. Bu yüzden de biz sadece bir ısınma niyetinde bu sıralama atışlarını yaparız. Bir sıralama çıkar. Bu bütün uluslararası yarışmalarda böyledir. O sıralama atışlarından sonra eleme turları başlıyor ve birinci ile 32. ikinci ile 31. yukarıdan aşağıya bir eşleşme tablosu oluşuyor. Otomatik eşleşmelerden sonra da eleme turları başlamış oluyor ve en başarılı hani eleme turlarında performansı gösteren sporcular da kürsüye çıkmaya ve madalya almaya hak kazanıyor. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Madalya atışı çok sürprizlidir. Yani dördüncü olan ya da işte 32. olan birinciyi eleyip tam kürsüye çıkabilir ve bunlar gerçekten çok heyecan yaratan kısımlar oluyor. Bunlarla çok fazla karşılaştık.